Yani yayıncı kuruluş konusu önemli. Bir kriz var, para krizi var. Ve Sayın Başkan da altını çizdi. Dün Kulüpler Birliği açıklamasıydı. Para istiyoruz diyorlar. Yani bir de hak edişimizi istiyoruz diyorlar. Yani oynanmamış haftanın parasını istemiyorlar. Demek ki sıkıştılar köşeye ki Sayın Başkan da çok fedakarlık yaptı. Kayseri'de herkes elini taşın altına sokmazken bir kadın çıktı. Hakikaten de helal olsun dedirten bir yönetim sergiliyor. Ve gerçekten para da verdi. Futbola eli değdi bu arada yani. Ya, hem o hem de fedakarlık da yaptı. Çünkü ödemeler, çünkü Kayseri'de ciddi mali problem vardı. Bu noktada demek ki kulüpler açısından ki normalde Avrupa'da da bu şey oranlama açısından yayın gelirlerinin kulüp gelirlerindeki oranlamasına baktığımızda bizde çok fazla, yüksek bir oranda. Yani kulüp geliri, yayın geliri olmadığı vakit dükkan kapanıyor. Yani personel maaşını veremiyor. Bu mesele sadece oyuncu maaşı üzerinden okumamak lazım. Kulüplerimiz çok gideri var. Elektrik var, o var, bu var. Yani yayın geliri... Çok, çok var. İngiltere'de de bu oran belki önemli. Yüksek meblağlar var ama bizdeki yayın gelirlerinin kulüplerin gelirleri içerisindeki oranı yüksek. O yüzden nefes alamıyorlar. Parayı kestiğin an biterler. Başkan da diyor ki asıl diyor koronavirüs bittikten sonraki mali yapılar nasıl olacak? Bunu nasıl yöneteceğiz diyor. Bunu iyi yönetmemiz gerekiyor diyor. Çok doğru bir noktaya parmak basıyor. Koronavirüs nasıl bitecek? Birazdan Gürkan Hoca bize açıklayacak. Uzman o. Gürkan Hoca bu işin gerçekten uzmanı. Ben hiç kaçırmamaya şimdi çalışıyorum. Şöyle sen paylaştın, bazıları diyor ki ya tabii ki Gürkan Hoca koronavirüs bilim kurulunda değil ama bizlerin anlayacağı şekilde, spor camiasının anlayacağı, hayır, herkesin anlayabileceği bir şekilde, sade bir dille, sade bir basit dille, çok da güzel bir şekilde ifade ediyor. Şöyle, çok önemli doktor olmasının yanı sıra çok da iyi bir televizyoncudan bahsediyoruz. O yüzden basit ve sade. Yani basit ve sade anlatıyor. İnsanlar bu yüzden seviyor Gürkan Kubile'yi işte. Ya yoksa hoca tabii gidip ki bütün hocalarımız çok değerli. Alanını hepsi işgal çok etmiyor. Değerli. Yani ama Gürkan Hoca artık mesela bazı insanlar kameranın karşısına geçtiği zaman anlatamayabilirler. Bu mesela çok doğal. Şey de var. Gürkan Hoca'nın o istatistiklerle olayın içerisinde farklı bir boyut kazandırıyor. Hem bağlanıyor mu Gürkan Hocam? Spor bu durduğu vakit hayat duruyor. Evet. Yani dünyada biliyorsun. Ben az önce dedim ya buraya gelirken ulaştırmadaki abi 12 yaşındaki oğlunu anlattı. Dedi ki ya baba her şeyi unuttum. İkincilik maçları olsun yeter ki. Yani çocuk evde sıkılmışlar. Bir maç olsa da izlesek diyorlar. O yüzden herkes aynı şeyi söylüyor. Gürkan Hoca o konuya farklı bir perspektiften bakıyor. Güzel bir yaklaşım sergileyebilir. Ülkemizde korona vakaları da ilk koronanın adı duyulduğunda Gürkan Hoca'ya da ben röportaj yaptım. Gittim ofisinde röportaj gerçekleştirdik. Ya bakıyorum şimdi aradan geçen bir aylık süre diliminde Gürkan Hoca ne dediyse birebir oldu. Tabii ki biz görüşebiliyoruz. Hani çok seviyoruz. Hocamız sürekli olarak görüşme şansımız var ama insanlara da bana anlattığı gibi anlattığı için herkes çok rahat anlayabiliyor. O zaman bir daha anlatsın. Gürkan Hocam hoş geldin. Hakan'cığım teşekkür ederim. Son dakika konuşmanı duydum. Bu gazla ne sorarsan çok. Ama benim başka bir önerim vardı hoca. Ben demiştim ki futbol bilim kurulu olacaksa Gürkan Kubilay orada olmalı. Tabii. Kesinlikle. Ya canım benim, sağ ol Nevzat'cığım, sağ ol. Estağfurullah. Bu işi çok burada ciddiyim, arkadaşlar. Burada ciddiyim hocam. Kesinlikle gaz falan değil, ciddiyim. Bu benim... Sağ ol, teşekkür ederim. Canım hocam, bu koronavirüsten bir ay önce seninle yapmış olduğumuz röportajda bana dedin ki vakalar artacak bir ay sonunda. Gelebileceğimiz rakam 1500'ler civarı maalesef dedin. Üzülerek bunu söylüyorum ama bu rakamları göreceğiz. Yine de biz iyi gidiyoruz. Çok iyi bir sağlık bakanımız var. Hatırladıklarımı söylüyorum röportajdan. Ve bugüne geldiğimizde seninle bir ay sonra bu kez video konferans yoluyla görüşüyoruz ama ne söylediysen hepsi taşların hepsi yerine oturdu. Şimdi bize neler söyleyeceksin hocam? O 1500 rakamı sen aradan hatırlıyorsun yoğun bakım sayısı diye söylemiştim sana. Yani bizim 1500 tane bir ay sonra yoğun bakım hastamız olur diye düşünüyordum. 1600 civarında bir yoğun bakım maalesef hasta sayımız var. Şimdi futbolsa konu şunu söyleyelim. O gün de konuşurken daha sonraki zamanlarda da konuşurken benim şahsi kanaatim şuydu. Siz Türkiye Futbol Ligi'nde futbol gibi futbolu unutun dedim ben. Hem dünya Avrupa Kupası'nın hem de olimpiyatların oynanmayacağını söyledim.
oynanamayacağını söyledim. Evet hocam. Futbol konusunda da aynı yerdeyim. Bak hiç değişmiyor. Eğer işin içerisinde para olmasa hiç kimsenin, aklı başında hiç kimsenin o futbolcuları o sahaya çıkarmaya ne gücü yeter ne vicdanı yeter. Bakın size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bizi bütün topçular izliyor. Bizi derken beni şu anda değil. O topçular neyi izliyor televizyonda? Bir virüs varmış, aksırarak geçiyormuş, tıksırarak geçiyormuş. Konuştuğunda damlacık, bildiğin tükürük, balgam kardeşim işte. Bu yolla geçiyormuş, bir. İkincisi, bir yere dokunduğunda senden önce birisi oraya dokunmuşsa geçiyormuş. Soyunma odasında adam. Herkes her yerlere, her türlü malını atıyor, dokunuyor, ediyor falan filan. Şimdi bu çocuklar bunları duydular. Başka bir şeyi daha gördüler. Sadece geçmesi önemli değil. 27 yaşında eczacısından 25 yaşında broker'ına kadar birçok insanın bu hastalıktan ölebildiğini de gördüler. Yani yaşlılarda falan değil, çok genç insanlarda da hiç anlam veremediğimiz bir şekilde ölebildiğini de gördüler. Bu çocuklar başka şeyleri de görüyorlar. Bunun kimde olduğunu anlama şansımız da yok. Bunu da gördüler. Bir şeyi daha gördüler. Bir takımın başkanından başka bir takımın teknik adamına, bir takımın idari menajerinden başka bir takımın malzemecisine kadar her futbolun içindeki her türlü paydaşlarına da bulaşabildiğini gördüler. Ve bir şey daha gördüler bu çocuklar. Bu ne kadar yakın temasla oluyorsanız, ne kadar yakın temaslaysanız o kadar fazla birbirinize geçiyor. Şimdi ben size bir manzara çizeyim o zaman. Siz bana söyler misiniz? Golü attılar. Sarılmayacak mı bunlar birbirine? Sarılacaklar hocam. Bunlar antrenmanda yatarak kayarak müdahale etmeyecekler mi çocuklar? Edecekler hocam. Peki maça çıktığı zaman vida 2 metre sosyal mesafe kuralı var, izolasyon kuralı var diye karşı takımda oynayan rakibin santrforuna yaklaşmayacak mı? Hocam var tartışması biter en azından. Penaltı mı değil mi? yani dolayısıyla futbolun felsefesine uzak durumlar oluşturdu şimdi bu durum. Bir, işin bu tarafı var. Bunlar insan. Hiçbiri de aptal değil yani. Herkesin riske girdiği bir yerde. İki, siz tribünlere seyirci çekeceksiniz. Asla zaten seyircili falan oynatamazsınız. Unutun onu. Seyircili falan oynatmayı zaten unutun. Seyirci de olmayacak. Sağ içerisinde oynayan oyuncu neredeyse 2 ay, 2,5 ay bu iş Haziran'dan önce, Haziran 15'ten önce başlama şansınız yok. İntihar edersiniz önce başlarsınız. Hadi başladınız diyelim. Haziran 15'te başlamak demek Mayıs 15'te antrenman yapmak demek. Yaptınız antrenmanı, çıktınız. O sıcakta adeleler mahvolmuş, psikolojiler mahvolmuş. O futbolcular sahada bambaşka bir takım oluşturacaklar. Nevzat diyecek ki ya Galatasaray'ın orta sahasıyla hücum arasında takır takır bağlantı vardı. Ne oldu bu takıma? Sen diyeceksin ki ya Sivas teyyare gibi takımda uçuyordu. Ne oldu bu takıma? Bambaşka takımlar izleyeceğiz. Bambaşka takımlar izleyeceğimiz için de bir anda sahada bambaşka sonuçlar izleyeceğiz. Sonra ne olacak biliyor musun? Herkes bu kararı aldı, bu zamanda oynattı diye şampiyon olanın dışındaki bambaşka bir takım şampiyon olabilir. Hiç kimsenin şampiyonluk adayı olamaz. Bu dakikadan sonra şu takım avantajlıdır diyeceğiniz hiçbir şey kalmadı ortada. Çok garip bir takım şampiyon olabilir. Garip derken hiç beklenmedik birisi şampiyon olabilir. O zaman da kıyamet kopacak. Böyle miydi? Niye böyle oldu? Niye 15'inde başladık? Birinde başlasaydık, şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye. Asıl kaos da o zaman ortaya çıkacak. Benim şahsi kanaatim arkadaşlar. Evet, bu işin içinde para var, pul var. Kulüpler Birliği'nin açıklamasını duyduğum kadarıyla para falan da vermiyormuş yayıncı kuruluş. Evet. Hangi parasızlıkla, hangi topçu? Ya topçuya bak. Hastalığı kapma riski var. Hastalıktan Allah korusun başına dert gelme riski var. Bir de para da kazanılıyor yani. Bu kadar şeyin içerisinde, bu kadar kaosun içinde o ligi başlatacaksınız. Mutlaka başlatacaklar, başka çareleri yok. Ama tatsız, tuzsuz, hepimizin şaşırdığı, garip sonuçların olduğu, futbolcuların gergin olarak çıktığı için de gerçek performanslarını asla gösteremeyecekleri, seyircinin falan olmayacağı bir lig oynanacak. Şimdi şey mi yaptım? Kötü bir tablo mu çizdim? Kusura bakma, sen benim kliniğe daha Mart'ın başında ilk geldiğinde de bütün bunları anlattığımızda belki birçok insan hadi ya hocam sen de çok abarttın diyordu ama durumu görüyorsunuz. Hocam peki futbolun dışına çıkalım. Koronavirüs ne zaman son bulacak? Bu koronavirüs laneti ne zaman son bulacak? Öyle sorayım hocam. Şimdi
Bunu tabii kendimizden söyleme şansımız daha az. Daha çok bizden önceki durumlara bakıyoruz. Bir şeyi tuttuğu zaman, bir ülkeyi tuttuğu zaman en az 3 aylık bir süreç, koronavirüsün biraz hafifleyebilmesi için en az 3 aylık bir süreç gerekiyor.